öncelikle ranting meselesini hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Ben tekrar rahmet diliyorum. Türkiye ne yazık ki kendi evlatlarını yiyerek varlığını sürdüren bir ülkeye dönüşmüş durumda. Ranting, Urmumcu, Elçi. Yani bir ismini sayamayacağımız evet, bir sürü insanı bahmiyor, çok. karanlık odaklar eliyle ki bu meşhur hangi de yeni iktidarlardan biridir. Yanılmıyorsam Numan Kurtulmuş demişti. Devletin desteği olmadan terör saldırısı yapılamaz diye. E, hangi karanlık odakların yaptığını biliyoruz. Üzgünüz. Hepsi Türkiye'nin evladı. Her biri tamamen bu kendini bizden daha çok bu ülkeyi sevdiğini düşünenlerin bu ülkenin evlatlarını öldürerek varlıklarını sürdürme çabaları olarak görüyorum. Hepsine de rahmet diliyorum buradan. Peki senin feveranlık anlıyorum duygusal patlamanı da. ...hepimiz aynı durumdayız çünkü... ...bir araya gelinmemesi, bir ötekine sağır olmak... ...ben biraz bu Türkiyelleşme meselesini müsaade edersen... ...biraz daha açarak sürdürmek töv, töv. istiyorum sevgili Murat. Ee, Türkiyelleşmek sadece siyasete has bir mesele değil... ...sanatçının da, mesela benim de ihtiyacım var. O duyguya geçebilmektir. Tedaviye ihtiyacımız var bizim her birimizin. Türkiyelleşmek bir duygudur, bir bakış açısı kazanmaktır. Bir metafor üzerinden anlatayım da izleyicilerimiz daha net kafasında. Bir müteahhitin Türkiyelleşmesini söyleyeyim mesela, ne demek... Türk derken tam olarak neyi kastediyorum? Bir müteahhit bir yere bir inşaat yapacağı zaman çok yüksek mimari yani çok yüksek yapmaya mimari estetiğe dikkat etmediğinde 500 milyon kazanıyor diyelim. Ama mimari estetiğe dikkat edecek Türkiye'nin ülkenin görüntüsü, o mahallenin güzelliği, o ülke şeyin binanın kullanışlığı, sağlamlığını hesaba kattığında karı 300 milyona düşüyor diyelim. Eğer o müteahhit benim için önemli olan bu ülkemin görüntüsüdür, mimari güzelliğidir, bu, bu binanın sağlamlığıdır deyip karından feragat etmiyorsa Türkiye'lileşmemiş demektir. Her birimizin, mesela bir öğretmen, ben maaşımı alıyorum çocuklara ders veriyorum değil, ben bu ülkenin geleceğini inşa ediyorum. Ben bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olan çocuklar benim elimden geçiyor, duygusuyla gitmiyorsa işine, Türkiyeleşmemiş demektir. Bir hakim, bir yargıç, bir savcı bir mahkemeye gittiğinde benim ortaya koyacağım adalet bu ülkenin temel dinamiğidir. Temel kolonudur. Ben o kolonu inşa ediyorum. Gözüyle bakmıyorsa Türkiyeleşmemiş demektir. Veyahut Diyarbakır'ı kendi parçamız görmüyorsak bir Alevi'ye sırf Alevi olduğu için dışlandı, dışlanması canımızı yakmıyorsa, bir çocuk başörtülü olduğu için aşağılanması canımızı yakmıyorsa, Türkiyeleşmemişiz demektir. Türkiye'yi bir insan kabul et. beni oradan baktığında beni Türkiye kabul et. Benim parmağım acıdığında parmağım için üzülmem. Canım için üzülürüm çünkü canım acıyor. Parmağımın acısı canımı yakar. Diyarbakır'a kayyum atandığında parmağım kırılmış gibidir. Dumlupınar Üniversitesi'ne kayyum atandığında ayağım, ayağım kırılmıştır. Boğaziçi'ne atındı atandı, at aynı durum geldiğinde. Eğer ben aynı duyguyu Boğaziçi'ne gösterdiğimi Dumlupınar'a, Boğaziçi'ne gösterdiğimi Diyarbakır'a göstermiyorsam, bir Ermeni'nin başına gelene aynı acıyı hissetmiyorsam, bir Rum'un, bir Yahudi'nin bu ülkenin evladı denilebilecek 83 milyonu kendimi milyonlarca hücreden oluşuyoruz değil mi biz bir insan olarak. Türkiye'yi bir insan kabul edelim. O insan 83 milyon hücreden oluşuyor. Her birinin başına gelebilecek hukuksuzluktan, adaletsizlikten, aşağılamaktan, dışlanmaktan, ötekileştirilmekten canın yanmıyorsa bu ülkenin evladı duygusunu kazanmamışsın demektir. Siyaset de bunu kazanmamış. Şimdi ne diyoruz? artık ağzımızda, dilimizde, senin de, benim de, başkalarının da ya dilimiz şeye dönüştü derler ya, e, nasır tuttu diye. Demokrasi cephesi, demokrasi cephesi, demokrasi. Dayak yiyen, başına bir sorun gelen demokrasi cephesini hatırlıyor. Peki arkadaş, demokrasi cephesi niçin kurulmuyor? Ne, nasıl, her biriniz şiddetle karşılaşmak durumunda kaldığınızda mı ülkenin feveran, yani geldiği yıkımı görmüş olasınız? Şöyle eleştiriler alıyorum sevgili Murat. Buradan hem okurlarımdan hem de çok yakın dostlarımdan da aldığım oldu. E, ya bu demokrasi cephesi biraz hayal. Mesela sen de biliyorsun İyi Parti ile HDP'nin bir araya gelemeyeceğini falan söylüyorlar. Ben bunu biliyorum tabii ki. O kadar salak değilim. Ben de HDP ile C, İyi Parti'nin bir araya gelmelerinin normal şartlarda mümkün olmadığının farkındayım. Ama ben şunu biliyorum. Bir ülkenin başı beladayken Siyasetçiler geçmiş kavgalarından vazgeçmiyorlarsa Türkiye'yi düşünmüyorlar demektir. Bir ülkenin başı beladayken siyasetçiler ezber bozmuyorlarsa o ülkede siyaset yapmıyorlar demektir. Ben sadece İyi Parti'den beklemiyorum. Aynı şeyi HDP'den de bekliyorum. HDP, İyi Parti ile yan yana gelebilecek bir pozisyon almak zorunda. Veyahut gelme gelemiyorlarsa başka bir formül bulup bir demokrasi cephesi kurmaları lazım. Ama bu demokrasi cephesinin şöyle bir tek tehlikeli noktası var. İtiraz eden dostlarımdan aldığım itiraz onun altını. Ben bir Erdoğan karşıtlığı üzerine bir birliktelikten bahsetmiyorum. Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulacak bir birliktelik Erdoğan'ı büyütmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Gerçek bir demokrasi birlikteliğinden bahsediyorum. Gerçek değerler üzerinden hukuk, eşitlik, Adalet asgari, asgari laiklik, liyakat, demokrasi. Bunun için bir araya geldik, bütün farklılıklarımızı bıraktık. Mesela diyorlar ki İyi Parti ile HDP bir araya gelemezsen hayal görüyorsun. Ben de şöyle diyorum o insanlara. Meral Hanım'ı, Allah muhafaza tanıyorum, oğlunu Fatih'i de tanıyorum, Meral Hanım'ı da tanıyorum. Fatih, Allah muhafaza, Fatih'in başına bir iş gelse, mesela Fatih rehin alınsa ve deseler ki Meral Hanım'a, Fatih'i kurtarmanın tek bir yolu var. HDP'lilerden yardım alman gerekiyor. Gitmez mi Meral Hanım oğlunu kurtarmak için? Gidip konuşmaz mı? Ben oğlumu kurtarmak için düşmanımla konuşman diyen kimse yalan söylüyor. Evladımız için herkesle konuşuruz. Veyahut diyelim ki gidelim HDP'lilere. Selahattin Demirtaş'a gidelim, Mithat Sancar'a gidelim. Evladınız rehin alındı. Bunu kurtulmanın tek bir yolu var. Meral Akşener'le konuşmanız gerekiyor dediklerinde. Konuşamam mı diyecekler koşa koşa giderler. İnsanın evladı böyledir. Peki buradaki sorun ne? Ülkeyi evladımız gibi görmüyoruz. Şu anda ölen çocuklara evladımız gibi görmüyoruz. Perişan yoksullukla kıvranan insanlara evladımız gibi görmüyoruz. Şu anda piyasalar kapalı olduğu için işini kaybeden milyonlara çöpten ekmek toplayanları evladımız gibi görmüyoruz. Hapislerde çürüyen Ahmet Altan'ından, Osman Kavala'sından, Selahattin Demirtaş'ından Harbiye'li öğrencilerden bir sürü garip gurebanın o çocuk o insanları evladımız gibi görmediğimiz için öğretilmiş çaresizliğe teslim oluyor Doğru da şu. HDP ile İyi Parti bir araya gelemez, demokrasi cephesi olmaz. Ben bunların bir araya gelmesini değil, demokrat olmalarını bekliyorum. Demokrat olsunlar ki Türkiye buradan çıksın. Demokrat olmayacaklarsa biz niye Tayyip Erdoğan'da indirelim de yerine bunlardan birini getirmek için uğraşalım ki? Ben niye Bak her gün birinin dövüldüğü bir ortamda çıkıp burada konuşmak risk almaktır. Canımız canımız pazarda şu anda her birimizin. Belki de hangimize sıra geleceğini bilmiyoruz yarın öbür gün. O yüzden demokrasi cephesi derken buna Davutoğlu'nu da katıyorum, Babacan'ı da katıyorum, HDP'yi de katıyorum. Önce demokrat olsunlar, içselleştirsinler ve Türkiye'yi bir bütün olarak bir evlatları gibi görsünler. O evladın rehin alındığını Ölüme sürüklendiğini, uçurumdan aşağı atıldığını, milyonlarca insanın or canı yoksullukla perişan edildiğini, milyonlarca gencin bugün bizim ağzımıza baktığını iş bulmak için hayatını idam et. Bunu düşünsünler ve sonra desinler ki biz bir araya gelemiyoruz. Eğer bir araya gelemiyorlarsa gitsin evlerinde otursunlar. Evet.